don't stop. Pelin su geliyor. Pelin su geliyor. Özgencim ne yapıyorsun? Bize küstün mü ya? Yok estağfurullah. Bizden ayrı takılıyorsun. Ya ama bastı sanki. 80, 80, 80 mi bastı? 80 yapmışsındır kanka. Bak bak bana artık laf yapıyorlardı. Park edemiyor bilmem ne diye bak. Daha 2 saatte çekecek. Abi aynı Gökhan gibi çekti. Park edemiyor. Hayır çekiyor mu? Çekiyorum. Buraya bastı. Reç yazıyor mu ekranda? Yazıyor değil mi? Cahil mi sandın lan sen bizi? Hayır arabayı park edemeyen adam onu hiç bilmezdi. Şöyle kendimkine özenle çekeceğim. Böyle iyi mi Tolga? Yok böyle çok daha yukarıdan çek. Flanket zannettin sen. Öyle iyi mi? İyi mi böyle? Oğlum ne yapıyorsun ya? Gökhan merhaba kardeşim. Merhaba. Bugün Bolu'dayız. Evet. Güzel bir buluşma oldu yine. Dörtlü Peugeot. Peugeot 206 CC Türkiye sayfamızla birlikte. Nasılsın öncelikle? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim. Ben de iyiyim. Birkaç sorum olacak sana. Tabii. Öncelikle sayfamızın dayısı olan Abdullah Ersekin'den bize biraz bahseder misin? Dayı iyi ya. Yani bizim sağ olsun araçların bakımlarıyla, onların da bile ilgileniyor. Özellikle tavanla. Yani sıkıntımız yok dayıyla. Biraz şey yapacağız. İyi bir insan diyorsun. İyi bir insan ama iyi yani. İyidir. Başka demek istediğin bir şey var mı? Gerçekten deyip de diyemediklerin. Dayı hakkında fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Sayfamızın dayısı olan Abdullah Öztekin hakkındaki yorumlarını öğrenebilir miyiz? Vallahi işin gerçeğini söylemek gerekirse hani tavan yapmaya çalışırken kapıyı bozar. Tavanı bozar. Tavana yağ değiştirdim derim. Fres yağ koyalım. Yağ yok hani bununla da idare eder. Bu da olur şeklinde çözüm üretmeye çalışan. Aslında çözüm üretemeyen bir arkadaşımız kendisi. Tolgan Cansaran diye bir arkadaşımız daha var. Evet. Tolgan Cansaran'dan bahseder misin? Bahsedelim. Kendisi yeni CC aldı ya işte. Kendisine tekrar hayırlı olsun dedim. O da iyi bir arkadaşımız. İyi. Yani karakter olarak iyi bir kişiliği var. Sağ olsun o da yardımcı oluyor. Yani araç konusunda ya da ne bileyim arkadaş konusunda sıkıntımız yok kendisiyle. Fakat biraz cinstir yani artist. Evet. Şuradan çekersen şöyle bir. Görebilir misin? Hareketler ama. El kol yap falan. O elindir. Tolga'nın çenesinin düşüklüğü. Ha evet. Evet orası öyle. Yani çok konuşuyor. Bir şey söylüyorsun adam vur 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 konuştur. Arkadaş bir şey söylersin. Tamam mı? Yani şu ise şu dersin. Bu ise bu dersin. Yok onu ekliyor bunu çıkartıyor. Ya yani bir cümleyi tamam mı? Süslüyor sürekli. Yani bir giriş olur, konuşma olur, bir sonuç olur. Yok arasını satın. Sürekli bir şeyler ekliyor, süslüyor. Yani ben bunun hocası falan olsaydım ben bunu bırakırım. Peki kardeşim, teşekkür ederim katkıların için. Ben... Başka sayfamız adına söylemek istediğim şeyler var mı? Sayfada burada herkese selam söylüyorum. Kendine iyi baksınlar. İyisiler, devam edecek. Teşekkürler. Sağ olun. Survivor. Sabahtan beri arabaları yüklüyorum. Bak gördüğünüz gibi. Adamlar barakada oturuyorlar. Tamam mı? Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Gökhan Bey. Yemin söyleyecektim unuttum onu. Şu Tolga geçen dedi ki arabanın dedi farları dedi karartalım. İyi dedi karartalım. Gittik bir sürü malzeme aldık şey yaptık. Dükkana girdik işte. Sen dedi bunları dedi ısıt dedi sök dedi. İyi. Isıttık, söktük farları, ayırdık. Silikonları bilmem neleri temizledik. Boyadık güzelce. Hava da soğuk, sobayı da yaktık dükkanda. Hadi şimdi yemek de söyledim adama. Pide söyledi bak karışık. Oturduk yiyoruz falan neyse. Dedi sen dedi şunları al gel dedi. Boyadığımız parçaları sobanın yanına koyalım. İyi koyalım. Yemek bir yandan yemek yiyoruz işte. Yemeği yedik falan. Hadi dedim şunları bir takalım. Abi baktık. Panjur şöyle, panjur artık erimiş böyle büzülmüş. Adam panjuru mahvetti ya. Gittik bir de panjur aldık. Bugün tattım ben. Tolga merhaba kardeşim. Merhaba canım. Bugün değişik bir video çekiyoruz. Diğer arkadaşlarımızla ilgili
yorumlarını merak ediyorum, düşüncelerini. Arkadaşlar şunlar mı oluyor? Oturmuş bir tanesi su alıyor, bir de hava basıyor herhalde orada. Evet, kendine 80 bar olmak üzere hava basacak. Aynen, traktör lastiğine çok basmış o zaman. Evet, bu arkadaşlarım, öncelikle Gökhan'dan başlamak istiyorum. Gökhan hakkındaki yorumlarını öğrenebilir miyiz? Ya şimdi Gökhan hakkında yorum yapmaya gerek yok. Gökhan'ı anlatmaya çalışsak sabaha kadar bitmez. Gökhan iyi huylu, sessiz, sakin. Taklide geçerken selam vermek için kornaya bastığında seni hayatta görmez. Az önceki bir park yapmak istediğimizde abuk subuk şekilde arabasını çeken bir arkadaşımız. Solda caddede piyasa yaparken özellikle. Yolun ortasında bir anda durur, şuradan su alalım der. Bütün trafiği alt üst eder. Arkadaşım sağa çeksene sen, hani sağda dursak da hani konuşsak da. Grupta zaten bir çekememezlik var. Ki senin için biraz önce yorumlarında şöyle bir cümle kurdu. Tolga dedi çok uzun cümleler kuruyor dedi. Gereksiz yere süslüyor dedi. Çok uzun uzun gereksiz yere anlatıyor dedi. Kendi hakkında yapılan yoruma görüşün nedir? Yani bir şey diyemeyeceğim. Onun kendi görüşü. Saygı duyuyorum. Bunları yüzüme söylemez. Ancak arkamdan konuşuyor benim. Böyle neyse videoyu izleyince göreceğim zaten. Ondan sonra kopacak olan. Yani artık Gökhan'la yollarımızı muhtemelen ayırırız zaten. Hani uzun zamandır düşünüyorum hani Gökhan'la bir şekilde konuşmayı. Ben de çok memnun değilim. Sen eski bir CC kullanıcısın. Yo, hala CC kullanıyorum ben, ayıp yani. Şöyle demek istiyorum. Eskiden 2000 motor CC kullanıyordun, gri. Arabayı elinden bir şekilde çıkardın, orijinal diye sattın. Bunları biliyoruz Solgacığım. Evet. Şu an yeni bir siyah bir otomatik CC görüyorum orada. Evet, bu araçtan doğru. Biraz bahseder misin? Biliyorsun çok narin, güzel. Onun dışında... 1.6 mı araç? 1.6 otomatik. Bizim dikkatimizi çeken dışarıdan plakan. Biliyorsun yeni bir şarkı da var bu Pelin Suyecelerle ilgili. Senin plakanda Pel olarak denk geldi mi diyelim, sen mi özel ayarladın? Yok, daha önceden Pelin Su'nun arabasıymış zaten. Pelin Su'yla geçmişe dönük bir samimiyetimiz vardı. Sağ olsun kırmadı, güzel bir pazarlıkla güzel bir rakama aldık aracı. Çok da düzgün, hani iyi kullanmış. Tavsiye ederim yani, Pelin Su gibi arkadaşlardan araç alın. Pelin Su güzel diyorsun yani. Tabii, tabii. Sayfamızın dayısı olan Abdullah Öztekin hakkındaki yorumlarını öğrenebilir miyiz? Vallahi şimdi gerçeğini söylemek gerekirse hani grupta çok dayı bir tavrı vardır kendisinin ama hiç de öyle bir tavrı yok. Hani tavan yapmaya çalışırken kapıyı bozar, tavanı bozar. Tavana yağ değiştirelim derim, gres yağ koyalım. Yağ yok hani bununla da idare eder, bu da olur şeklinde çözüm üretmeye çalışan. Aslında çözüm üretemeyen bir arkadaşımız kendisi. Sağ olsun çok emeği geçmiştir hani işlerimizde, tavan arızasında işin gerçeği. Bir şekilde çözmüştük. Ne kadar gres yağı da bassa içine. Sıkıntı yok yani. Onun dışında caddede ağır takılır. Ağır dayı havasında takılır. Pelin Su Heyceler şarkısını çok sever. Tolga'cığım başka sayfamız için söylemek istediklerim var mıdır son olarak? Bir arkadaşımız var sayfada. Hani, bir seneden beri sıkları basacak. Geçenler de basmış. Arkadaşlar da vermiş. Bir tane sol kelebek camına koymuşlar. Sağ da yok. Onun da bir pintliliği var. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum yani. Kendisiyle de bizzat görüşmek istiyorum. Mümkünse hani acil bir şekilde iletelim. Benim araçta hiç sticker yok. Sağlı sollu istiyorum ben. Sağlı sollu. Sana ben sticker'ı o zaman ayarlatayım. Peki sayfamız için genel anlamda ne demek istersin? Sayfamız için sayfa çok güzel bir sayfa. Her konuda yardım isteğini destekleyebilecek bir arkadaşlarımız özellikle mevcut. Onun dışında daha bu zamana kadar yardım isteyip de cevap alamayan arkadaşı yok. Çok teşekkür ederim Tolga, yorumların ve güzel düşüncelerin için. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gördüğünüz gibi gene uzattı, gene uzattı. Bir cümlenin sonu gelmedi. Tolga böyle çok konuşur. Ve şimdi sayfamızın dayısı, abisi geliyor. O bir CC kralı. Çekiyorum dayı. Şu an senin için erken kayıda başladım. Düşün yani. Buradan herkese selamlar. Dayı merhaba. Merhaba. Bizden de sana selamlar olsun. Bugün Bolu'dayız. Güzel bir CC buluşması yine denk getirdik. 4 arkadaş, 4 dost diyelim. Şöyle söyleyeyim. Ben sormadan sen söyle dayı, buyur. Burası Survivor. Sabahtan beri arabaları yüklüyoruz, bak gördüğünüz gibi. Adamlar barakada oturuyorlar. Tamam mı? Oyun kazanma yok. Hiçbir şey yok. Bir an önce böyle zayıf halkaların gitmesini istiyorum. Hayır, otobanda da gelemiyorlar. Hiçbir şekilde geçemiyorlar. 206 cc nadir arabalardan. Türkiye'de sayılı. Fırsat buldukça Bolu tayfası olarak özellikle misafirimiz sürekli Cafer Yalçın olarak toplanarak güzel bir eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Eğlence olsun, bu arabayı herkese tanıtalım. Herhalde yani şöyle Türkiye'de zaten sayılı araçlardan bir ileride Mayıs ayında olacak gerçek büyük toplantımız için herkesi bekliyorum. Önemli olan tanışmak,
gezmek, dolaşmak. Herkes gelirse seviniriz. Buyurun. Şu konuya açıklık getirelim. Sayfamız biliyorsun Peugeot 206 CC Aynen. Türkiye. Yani CC üzerine kurulmuş bir sayfa. Ancak Mayıs ayında yapacağımız etkinlik geniş çaplı olacak. Yani araç ayrımı olmadan Peugeot olsun, diğer araçlar olsun gelebilirler. Buradan Aynen. da bunu duyurmuş olalım. Görsellerde çok anlatamıyoruz bunu ama bu video vesilesiyle aktarmış olalım. Bize biraz Gökhan'dan bahseder misin? Gökhan Yunan'dan. Gökhan arkadaşımız genelde hayatının %80'ini kız arkadaşıyla konuşmakla geçiriyor. Diğer kısımlarını tabii CC ile geçiriyor. Bazen arıyoruz, evdeyim, yatıyorum, kalkıyorum. Muhabbetine gidiyor. Ama arkadaşımız iyi bir arkadaşımız tabii. Bir sorun daha olacak. Gökhan'ın park sorunu ne olacak? Bu Türkiye'nin gerçekten yani gündemine oturabilecek bir sorun. Onu bir çözüm getiremedik ya. Biz senelerdir aynı yani. İleriki zamanlarda Acun'dan da bir şeyler bekliyoruz o konuda. Tolga'ya gelelim. Tolga'nın canseven konusunda bize biraz fikirlerini anlatır mısın? Vallahi dayım hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Bana da siyah pelin suyu aldık işte. İyi arkadaşım, sıkıntı yok. Ki Tolga'nın çok uzun cümleler kurduğu, gereksiz yere muhabbeti uzattığı. Yani artık biz alıştık yani. Ha deyip geçiyoruz. Fazla görmemek lazım. Yani gençlerin önünü açmak lazım. Ki sayfamız hakkındaki düşüncelerini ve yorumlarını alabilir miyiz? Sayfamız herkes tarafından beğeniliyor. Sayfamızın amacı toplanmak, ortak bir fikir oluşturmak, bazılarının hatalarını, sorunlarını gidermek. Daha güzel paylaşımlar olacak bundan sonra. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Herkese 206 CC almaya davet ediyorum. CC candır, gerisi heyecandır diyorum. Bu CC kullanıcının arkasındayız. Tavan sorunu olsun, başka sorunlar olsun. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tolga'nın biraz önce seni tavan yaparken kapıyı bozduğunu, tavan yağı bittiği zaman gresiye koyduğunu gibi böyle saçma sapan cümleler kurdu. Bunlara ya, ne diyeceksin? Çekemiyorlar. Hakkımızda ileri geri konuşuyorlar tabii ki. Çekemiyorlar ya. Kısacası adada istemiyorlar. Çok iyi işler yapıyorum. Kazanıyorum. Her şeyimi koyuyorum. Burası Survivor. Hatalara yer yok diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun. Cafer Yalçın. Öncelikle Bolu'ya hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür iyiyim. Sana öncelikle birkaç sorum olacak. Tolga canseven hakkında ne düşünüyorsun? Bizim yorumlarımızı aldın, bir de seninkini alalım. Evet, sizin yorumlarınızı alırken iyiydi aslında, her şey güzeldi. Ta ki şu ana kadar. Tolga canseven hem hemşerim, yani Ereğli'de doğup büyüdük dersek hemşerim, hem de Bolu'da Peugeot 206 CC olarak tanıştık. Tolga aslında iyi bir çocuk, yani özünde herkes iyi. Anlatabiliyorum değil mi? Ama cümle kurmaya gelince çok uzun cümleleri bitmiyor, sonu gelmiyor. Yani evet, telefonla konuşuyoruz. Tolgacığım ne haber? İyi kanka, sen ne yapıyorsun dedikten sonra ben bırakıyorum. O bir 3-5 dakika anlatıyor. Geçen şöyle oldu, böyle oldu, o oldu, bu oldu. Nefes alınca hemen arada yapıştırabilirsem yapıştırıyorum. Yoksa Allah, Allah kurtarsın yani. Peki anladım. Abdullah Öztekin hakkında ne düşünüyorsun? Abdullah Öztekin dayı, sayfanın dayısı, adamın dibi. Adamın vücutta şekil bulmuş halidir. Kendisi 10 numara adamdır. Birçok fedakarlık yaptı hem benim için hem sayfa için. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir isteği, arzusu olursa her zaman emrindeyim. Peki. Gördüğünüz gibi bakın, arıza yani arkadaş, bu arıza yani böyle bir şey yok. Dikkat çekmesin, her şeyi yapıyor. Yürü git lan buradan. Seni göndereceğim Tolga buradan. Seni buradan göndereceğim. Seni bulacağım diyor. Yani Abdullah Öztekin'i anlat bitireceğimi zannetmiyorum. Yani şuraya şöyle yaysak yani sayfalar roman olur yani. Anladım. Ansiklopedi bile olur yani. Gökhan'dan hakkında ne düşünüyorsunuz? Gökhan çok sevdiğim bir kardeşim. Yani yaklaşık Nisan ayına girdik. Bugün ayın ikisi. Yanılmıyorsam 25 Nisan gibi tarihte bir sene olacak. Ama bir senelik süre zarfında biz sanki 10 senelik arkadaşmışız gibi sohbetimiz, görüşmelerimiz oldu. Kendisiyle hala görüşüyoruz. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi bir arkadaşımız. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sağ olsunlar, kendileri Tosya'da kalkıp geldiler bir hafta sonu. Evet, gördüğünüz gibi işte yani illa bir arıza bir şey çıkaracak yani. Başka türlü olacak bir şey değil. Evet. Ben bu şartlar altında çekim yapıyorum arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Desteklerinizi bekliyorum. Medyatik olacak mısın? Meşhur olacak mı? Tabii. Meşhur da yaparız abi. Evet abi, seni... Seni dinliyoruz abi. Abimiz de burada. Sarkıs'ın abisi, hem bize abilik yapıyor kendisi. Şu an dayımın tabii bu arabanın pazarlığını yapmak istiyoruz. Dayım Cafer'inkine talip oldu. Cafer ne istiyorsun şimdi aracı? Dayı ben satmayayım ya. Vallahi satmayayım. Şey gibi oldu. Şimdi, canımı çökmeyeyim ya. Gibi oldu. Dayı ben şimdiden beri senin arabaya bekliyor ya. Adam ondan adam dolayı çok satıcı abi. Bankacı falan mısın? Belli oluyor değil mi abi? Müzik sevdem abi.
Abi buyur, anahtar ağzında. Ne bileyim siz. Sağ ol, teşekkür. Paranın hiç lafı olmaz. Arkadaş bankacı abi zaten. Ben de emekli zaten bankacı. Valla. Evet, gördüğünüz gibi yani arkadaşlar, röportajımı daha bitiremedim yani. Yani gördüğünüz gibi Sisi'nin yaşı yok yani. Aynen Bayım öyle. Bayım bile Sisi'nin meraklısı yani, ya sıkıntı yok. İnsanın ruhu genç olacak arkadaşlar. Beden önemli değil. Ruhu genç olacak yeter. Misafirlikten çıktı Zahir'cim. Her gün bisküvisi gibi oldu. Yeni göller falan. Dış Bolu'nun dışarıdan gelen Bolu'yu bizden iyi biliyor, biliyor musun? Buradan sayfamıza da sesleniyorum. Mayıs ayındaki organizasyonumuza mutlaka katılımınızı bekliyoruz. Araç ayrımı yok. Herkesi seviyoruz, saygılar. Anadolu dolu olabilir. O derece. Altını çizelim yani. Anadolu ne? Abir miydi o?